Ölçüde, ölçüde. Ama bu da yıkar mıydı? Eğer yenileme olmasaydı. 7 nokta, yani bu deprem yıkardı. Bu deprem İstanbul'da o yaşansaydı, İstanbul'a bu kadar evet, yakın doğrusu. bir deprem olsaydı. Bilmiyoruz ama ki yani. ki bu olasılık biraz zayıf. İstanbul'a bu kadar Onu yakın. Onu konuşacağız. Fay yok. Yani ama e, aynı deprem İstanbul'da olsa, olsaydı yıkım olsaydı ciddi anlamda yıkım olurdu. Çünkü İstanbul'un yapı stoku oraya oranla çok daha eski, çok daha zayıf. Alparslan. Ya sen şu çadırların oraya doğru bir gidebilir misin lütfen? Çok zahmet olmayacaksa gidilebilecek gibi ise. Yani biraz şunu öğrenmek istiyorum. 99'da hocamın dediği gibi 100 misli bir depreme maruz kalmış merkezdesin şu anda. O insanlar bugün yine bir deprem yaşadılar. Hemen tabii akıllara 99 gelmiştir muhakkak. O travma yeniden canlanmıştır. Ne ne diyorlar, ne düşünüyorlar. Bize aktarabilir misin? Biraz gidip konuşup e, biz sana tekrar dönelim olur mu? Hocam sizi buraya alabilir miyim? E, lütfen. Hemen. <laughs> Vatandaş boşuna panik yaptı falan. Sallantıyı izliyoruz. Yani o sallantıda. Dünyanın en cesur adamını koysan oraya korkar. Ya vatandaş boşuna panik yaptı ne demek ya? İşte hayır böyle yorumlar geldi. Ne demek istiyor yani? Zangır zangır kedi yürüyemiyor ya. Ya ne demek istiyor adam ben onu anlamadım. Ya panik ki, yaparsın ya. kötü niyetten söylemiyor bunu. Deprem uzmanı diyor ki vatandaş bilinçli olsun panik yapmadan merdivenden insin falan o, diyor. Ama o doğru ama başka bir. Kişi. Doğru ama. Yani o sallantıda ya raflar devriliyor, bilmem kedi yürüyemiyor. İnsanlar en cesur adamı getiriyor ya. Yani ne bileyim tarihten bir adam çıkar gitti o da korkar orada yani. Ama bir bir tuhaflık yok mu? Ee, bu Japon mühendisler e, Türkiye'ye geldiklerinde hocam daha edebilir. Bizdekiler diyor hani deprem olduğunda evlerine sığınıyorlar en güvenlikleri yer oldukları için. Çünkü en güvenli, güvenilir yer orası. E, bizde de insanlar e, evden dışarı kaçıyorlar. Çünkü evet. evlerine güvenmiyorlar. Evet, o zaman bir tuhaflık yok mu? Var tabii. Esas çarpıklık burada zaten. Ben yani, onu anlamakta zorlanıyorum. Evet, esas çarpıklık yani, ya burada. Yani değil mi hocam? Adamlar, şimdi adamlar eğer evi terk etmiyorlar, evde duruyorlar. Evinize en güveniyorsanız evde kalıyorsunuz. Eve güvenmiyorsanız güvenmediğiniz bir yerden kendinizi dışarı atmaya gayret ediyorsunuz. Yani harfiyen bütün deprem yönetmeliklerine uyularak yapıldığına yüzde yüz güvensen kalırsın evinde değil mi hocam? Tabii ben size bir örnek vereyim. Mesela Japonya'da aileler... Senede bir defa çocuklarıyla gider, onların okulunda kalırlar. Çünkü okul en emniyetli yerdir. Hı hı. Kamu daireleri en emniyetli yerlerdir. Bizde neresi hasar gördü? Kamu binası. Adalet Sarayı. Hı hı. Adliye binası. Evet. Adliye binası. Hasar gördü ve gerçekten... Tabi orada adam zaman, olsa ölürdü ya. Evet. Çok niye hatalı bir kere, imalatların olduğunu hocam, görüyoruz. Hocam Japonya'da niye sene bir de bir kere okullarda... Alışkanlık olsun. Ne demek o? Bir afet oldu. O gece nerede şimdi? Burada millet sokakta kalıyor. He orada gidiyorsunuz, orada yatıyorsunuz <laughs> deprem olmadan önce. Afet olduğu zaman da bu alışkanlığınızı yerine getiriyorsunuz. Peki e, Onur şu bu depremin özelliklerini anlatan bir e, çizelge vardı onu görebilir miyiz? Yani bu dün gece, dün sabaha karşı hissettin mi abi sen? Evet. Hissetmez miyim? Korktun İstanbul, mu? Yok o kadar olmadı ama yani şey e, başkaları için çok korktum. İstanbul dışı için çok korktum. Evet, yani evet sağlam insan... bir zemindeydim. Yani ben Neresi? uyandım mı uykudan? Uyandım. uyandım. Yani insan sallantı uyandırıyor ya. Uyandırdı yani. Birçok insan uyandırdı. Öyle mi? Biliyorum biliyorum. <laughs> ben tek, Kaç katlı, anında tweet attım. Tek katlı. Yani. Efendim? Kaç katlı bina? Baya 10 katlı bina. Uyanmadınız mı? Siz Hakan Bayrakçı? Ben uyanıktım. Ama Deprem başladığı saniye benim eşim anında Abimin lafı çok güzel. Hangisi? Çok tatlı. Ben uyanıktım. Ben uyanıktım? <laughs> ben uyanıyorum. O saatte <laughs> ne <laughs> işin var abi? Niye uyumuyorsun? Çok, Yok <laughs> e, bir şey okuyordum. CNN'in evet. tekrarlarını izliyordum. <laughs> ne diyor? CNN'in tekrarlarını izliyorum. <laughs> Tekrar. Peki abi. ne oldu? Eşimin evet. programına bakıyordum. Eşiniz arasında. ne yaptı? Anında o refleksli zaten. Hazır. Dışarı dışarı dedi. Çünkü hemen bahçe var dışarıda. İşte öyle oldu yani kişilere ya ben, ben, ben de farklı. bizim başkalarını düşündüm başka bir yer yıkılıyor diye korktum ben, ben de Onur Bey gibi. Çökecek miydik, kapanacak mıydık, tutunacak mıydık, ne yapacaktık diye böyle afalladım kaldım. Ama o kadar ki katta olanlar diyor. Yani ya da bahçeli evde yaşayanlar diyor anında dışarı çıkacak diyor. Hani o evet. böyle yapmak falan yok. Zemin katta mısınız? Evet. Anında çıktınız mı dışarı? Niye Et, bizim üzerimize mi yıkılırmış bina? E tabii yani. Abi çöp kapan tutun bir, ya. Hayır ama hayır birinci kat ya da bahçeli evdeysen yani. Doğru daha mu hocam? Müstakil bu? evdeysen dışarı yani çık dedi sabah söyledi bağlı. bir hoca söyledi ya. E bizim hoca ne diyecek bir evet. dur yani bakalım. Evet. Yani eve bağlı şöyle e, dışarı çıkarken üstünüze bir kiremit düşebilir. Adliye Sarayı'nın bahçesinde Durup olsaydı durarken, hocam dediği gibi olacak. Hayır bahçeli evde. müstakil ev anlamında değil. Müstakil evse yine bile yani üstünde birkaç kat vardır herhalde. Kaç? Yani, bir ya da birkaç kat At kendini üzerinde. bahçeye mi Tek katlı bir evse hadi kendinizi dışarı atın ama yani birkaç katlı bir evdeyseniz üstten bir şey düşme ihtimali çok yüksek. Peki şöyle sorsam bizim oturduğumuz mesela salondan bahçeye çıkmamız 4 saniye sürer. Çünkü 9 metrelik bir yerden çıkıyor. Evet yani çıkabiliyorsanız elbette emin bir yere çıkabiliyorsanız kaçabilirsiniz. Abi sen ya... bunu yapacağını, evinin kaç şiddete depreme dayanacağı ile ilgili bir deprem tespiti yaptırdın mı bina, şeye, binaya? Evet. Yok, orası çıktı? daha zor. Ben o, ben de o. benim hanım meraklıdır. Kaç <laughs> yaptırdı? Kaç çıktı? Ya şimdi Mete ben... Hayır onun için söylemiyorum yanlış anlama. <laughs> Hayır bu kadar panik. Hayır sen her şey çok böyle şeylik bilen adam mı ya böyle böyle hep her şeyi... Ama biraz o konularda biraz e, fazla Alaturka'yım. Fazla Türk'üm çünkü ben altıyla sallanırken bile millet dışarı kaçıyor. Ben korkmayın falan diye dua okuyordum yani. <laughs> Korkmuyorum o yüzden Peki, pek uğraşmıyorum. Ya düzce tam İstanbul'la Ankara'nın tam ortasında zafer sen hissettin mi, uyandın mı? Ankara'yı ne kadar salladı? <laughs> Ahmet Bey, ben hissetmedim. Fakat e, sabah bir hastaneye gitmiştim. Yani orada konuştuğum herkes çok şiddetli bir şekilde sallandıklarını anlattılar. Özellikle Ankara'nın işte Eryaman gibi, yani nispeten daha batı e, kesiminde daha fazla hissedilmiş. Ben e, 99'daki Düzce depremini Ankara'da akşam saatlerinde yaşamıştık. O, o bayağı şiddetliydi. Yani bunun da ondan aşağı kalmadığı söyleniyor. Ama tabii Sayın Hocam ifade etti. Hani büyüklüğü o kadar değil. Fakat hani etki alanı çok geniş bir deprem. Yani Ankara'dan Tutunta İstanbul'a kadar çok geniş bir coğrafyayı etkilediğini görüyoruz. Hocam Ankara ben, şeyi... Ben 99'da... 99'da biz... Bunu İstanbul'da da hissettik değil Çok, mi? Fazla, çok fazla hissettik. hissettik. Yani ben de öyle İstanbul'da hatırlıyorum. İstanbul'da hasar görecek yani kadar. 99 depremini de hem İstanbul hem Ankara hissetti çok yoğun bir şekilde. Düzce depremini. Tabii. Yani, evet evet. Ee, ama Ahmet Bey şöyleydi. Doğal. Adapazarı depremi mesela Anonun arasında çok zaman yok. Adapazarı depremi böyle ben ikisini de hissetmiştim. Çok hafifti Ankara'da hissedileni. Ama Düzce depremi bayağı Ankara'yı sallamıştı. Doğru. Yani Doğru. bunun da öyle olduğunu söylüyorlar. Ben hissetmedim ama... Ee, ben 99'da Ahmet Bey Düzce'ye gitmiştim bir hafta kaldım orada Ya inanın koca koca kamyonlar böyle ters dönmüştü O kadar böyle şiddetli yerlerde böyle yarıklar oluşmuştu 100 katı diyor ee, evet, Bu hocam. Allah'tan o kadar büyük değil Evet 100 evet. katı deyince artık iş, işin şekli değişiyor yani Şimdi bir bakalım saat tam Ya bu saat konusunda da ihtilaf var 4.30 diyen de var 4.08 4.08 tamam mı? büyüklük 5.9 veya 6 veya 6 derinlik ne demek hocam? Depremin olmaya başladığı nokta yer altında yüzeyden ne kadar derinde onu gösteriyor. 6.81 kilometre mi? Ee, onun için de farklı değerler veriliyor. Bunu çok net belirlemek zor. Ee, farklı Hani şeyler rasathaneler tarafından 3.5 ile 11 arası değerlendiriliyor. 3.5 ile belli. 11 arası. Bunun önemi var mıdır yani anlamlı Yüzeye mı? Yüzeye ne kadar yakınsa size depremin odağı o kadar yakın demektir. Peki, o, o kadar fazla hissedersiniz. Bunu baz alırsak yakın mı dersiniz? Uzan, yakın. Çok yakın, yakın bir deprem. Çok yakın. Evet. Daha mı dipte olur genelde depremler? Şimdi bu Türkçe dünyanın farklı bölgelerine göre değişir ama Türkiye için 10 ile 15 kilometredir ortalama değerler. Bu 99'daki depremin derinliği ne da onu hatırlıyor musunuz? 10 kilometre, 10-12 civarı. 10. Evet. Ne kadar yakın olursa hasar o kadar büyük mü olur? Büyük olur tabii. Yaralanma 93, ya genelde benim bildiğim onur bu, bu yaralanmalarda atlamalar hepsi mi öyle? Hani bir yıkım yaralanması Çok. yok. Eşya nedeniyle yaralananlar ha, da eşya var. Eşya düşüyor üstüne. Eşya. Devredir. O yıkım değil tabii yani doğru. Ee, artçı depremler hani bunu sormuştum size 138 o tane geçti oldu. geçti şimdi. Şimdi kaçı geçti? 150'yi 150 geçti. geçti. En büyüğü 4.3. Evet o da 4.3 4.6 arası değerler veriyor. Bu, bu büyüklükte bir depremden sonra böyle bir artçı normal midir? Daha çok olacak. Ha, daha, daha çok, çok olur. Normaldir diyorsunuz. Tabii tabii yani. birkaç yüzü geçer. En yükseği de en büyüğü de 5 midir? 5'e kadar çıkabilir. İlla olacak diye bir e, zorunluluk yok ama 5'e kadar çıkma ihtimali var. Evden çıkarken düşen bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin de kalp krizi geçirdiği söyleniyor. Ama tabii o kalp krizi tartışmalı bir şey. Hani Bu deprem nedeniyle mi doğrudan bağlantılı mı değil mi onu bilemiyoruz. Evet. E, bu, bu kişi de evden çıkarken karanlıkta nasıl olduysa artık Allah rahmet eylesin, düşüp elisi, başını düşüp çarpmış, çarpmış evet. hayatını kaybetmiş. Şey bu, bilanço bu, depremin bilançosu bu. Süre ne kadar? Ee, süre galiba 20 saniyeyi biraz geçti. Ya bir buçuk dakika diyen de var, 15 saniye diyen Tabii de var. Tabii yani bu algılama meselesi, e, o zaman geçmek bilmiyor o anda, ama cihazların ölçtüğü değerler var. 20 saniye. 20 mi? saniye civarı. 20 saniye. Tam net ben de hatırlamıyorum ama. Peki. 20 saniye. Uzun depremin süresi önemli midir? Tabi depremin süresi büyüklüğüyle ile orantılıdır. Deprem ne kadar büyükse o kadar fazla sürer. Mesela 70, 99'daki depremler 1 dakika civarında Oo. olmuştu. Düzce'deki 99 ee, depremi evet, evet. 1 dakika evet, civarında. Evet. Gölcük depremi. Gölcük de öyle. O da öyle. Evet. Oo. Yani onun için ne kadar fazla yani şunu düşünün bir sallayıp bırakıyorsunuz ya da başlıyorsunuz sallamaya ve devam ediyorsunuz. Bu hasarı da aynı zamanda artıran bir hmm. faktör. Büyüklük süreyi belirler. <laughs> evet. Allah Allah onu ben bilmiyordum ben ya. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Evet. 5.9 olan depremin İstanbul'da hissedilme derecesi nedir? Şimdi o öyle bir ölçü yok. Hani İstanbul niye hissetti şöyle, bu kadar? Şöyle e... yani ölçü yüzeydeki şiddetin hissedilmesi. Sarsıntı oranının. Yani ivme ölçer dediğimiz cihazlarla bunu ölçüyoruz. Bu değer 5.9'luk deprem e, değer depremin odağında salınan enerjinin miktarı ile orantılı. Dolayısıyla bunun bir başka yerde ne kadar gibi bir ölçüsü yok. Büyüklük odakta ölçülen Hayır, bir değer. Hayır şunun ben bunu. Hani şimdi düzeyde 5.9 deprem oldu. İstanbul'da e, insanlar hani şunu... Dem, demeyecekler herhalde değil mi? Yani biz bak 5.9 depreme dayanıklıyız hayır, demeyecekler hayır, değil mi? Hayır, öyle bir şey yok. Yüzeydeki sarsıntı bunun oranı ivme. Ee, orada yüzde kırkın biraz üzerinde bir sarsıntı var. Hı, hı. Yer çekiminin yüzde kırkı. İstanbul'da. İstanbul'a geldiğiniz zaman yüzde yirmi, yüzde ona düşüyor mesela. Hı. Daha hafif oluyor yani. Evet. Ona rağmen bu kadar salladı. Tabii, tabii. Ki o zaman herkes şunu düşünsün. Bu kadar Azın gelmiş olduğu, salladığı bir depremin 7.2'sini düşünün diyorsunuz. E, zaten sallandık 7.4'te İstanbul'da bin kişi hayatını kaybetti. Avcılar'da, Çok sayıda bina yıkıldı. Yıkımlar oldu 99 ama. 99 depreminde avcılar, bağcılar. Ama hakeza. o da İstanbul depremi değildi. O da Gölcük depremi. Gölcük, Gölcük depremi. İşte. O da İstanbul depremi değildi. O da İstanbul'a 80 kilometreydi. İzmir Peki. depremini düşünün. İzmir'e 70 kilometreydi. 30 Ekim 2020'de olan. 117 tane bina